Bu Trakya Savaşı bizi bitirdi abi. Oyunu da mı bozdu, OBS'i de mi bozdu? Ne yaptı bilmiyorum, anlamadım gitti. Kafayı yedirtti bana. Şimdi OBS'in kötü bir huyu var. Yani bununla eklentisi var mı? Ben zamanında çok araştırdım, bulamadım da. Bir kayıt yaparken kayıt yapıyor mu yapmıyor mu haberim yok benim. Anca inip bakmam lazım. Alt tab yapıp ha kaydediyor falan demem lazım. Nitekim bakmadım. Çünkü bölümleri çekiyordum arka arkaya, bir sorun yoktu. Sonra devam ediyordum. Ne oldu? Bir önceki bölüm, sizin gördüğünüz 6. bölüm aslında. Yani aslında bir bölüm daha vardı ama o gitti maalesef. 6. bölüm 20 dakikaydı, daha uzundu. Ama benim telefonum çaldı. Görüşmemi yaptım. Kaydı durdurmuştum. Geldim, tekrar kaydı başlattım. Ve kayıt almamış. Daha sonra bakmadım tabii. 7. bölümü de çektim. Onun da kaydı yok. Geldik. Aslında 8. bölüm ama siz 7. bölüm olarak geçeceksiniz. Aradan 4 yıl geçti. Neler olduğunu kısaca özet geçeyim. Trakyalılar, Makedonyalılar asker indirip durdurdu. Onları yok etmeye devam ettik. Yendik askerlerini. Bak burada zaferlerimiz zaten belirtiyor oyun. Ve geçen bölümde sürekli geçen bölümde. İlginç olanı Nvidia da kaydetmedi ya. Shadow Play'den alırım. En kötü üzerine seslendirme yaparım ki aslında o da mikrofonu da alıyor. Onu atarım dedim. O da kaydetmedi nedense. Ne diyorduk? Ha, Makedonya ile işte Trakya ile savaştayız ya, sürekli şeyden bahsediyordum. Oyunun yapay zekasının gelişiminden vesaire. Bir yandan orduları yeniyorum ama bir yandan da diyorum Kartaca savaş açacak bize diye. Ve bölümün sonuna doğru savaşı açtılar işte 10 Mart 482. Ve buradaki rakip orduları mağlup ettikten sonra ordularımı kaydırdım bu cepheye ve hatta yine şanlı bir zaferle bölümü bitirmiştik. Klasik videoları böyle çekmeyi severim biliyorsunuz. Burada da büyük bir zafer elde etmiştik. Şimdi oradan devam edeceğiz artık. Kusura bakmayın, arada maalesef bir bölüm kaynadı. Çok da üzücü oldu benim için. Büyük bir hayal kırıklığıyla geldim şu an buraya. Ama kaydediyor, baktım bu sefer baktım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi barbar ordularını mağlup edeceğiz. Ondan sonra şu orduya saldırırız. Bu arkadaşın şu özelliğini kapatalım. Bunu yeneriz. Bunu gerçi vassallar da halleder. Bu tarafı bir temizleyeceğiz. Kartaca orduları gördüğüm kadarıyla zayıf. Şunu yavaşlat. Ordular zayıf. O yüzden iyi bir zafer elde edebiliriz. Yani Sicilya topraklarını ele geçirme sözümüz vardı falan diye hatta yola çıktım. İşte bunları ancak bu şekilde tamamlarız belki de dedim. İlk başta Kartaca vassallarını getirememişti. Şimdi getirdi gerçi. Çok da kalabalıklar. Ordu sayılarına baksana ya. Tonla. Neyse. Bir şekilde yeneceğiz artık. Şu şey savaşı bitse aslında. Makedon savaşı, Trakya savaşı. Abi yenildiniz işte daha. Ne yani? Hayret bir şey ya. Tuhaf. 10 yıl mı 15 yıl mı sürsün? Ne istiyorsun anlamadım ki. Neyse şu orduları yok etmeye yönelik bir hamle yapmaya çalışalım. Burada çok kalabalıklar. Bütün orduları buradaydı. Kartaca'nın. Vassalların da tabii askerleri var. Onları artık teker teker yenmeye çalışacağız. Heh. Şu arkadaşı bir yok et artık sana zahmet. Gel 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 gel. Abi burada çok kalabalıklar bunlar ya. 17.000 var, 11.000 var. 20, 30, 40. Biz burada 20 kişiyiz. Sizi bu tarafa alamadım. Neyse önemli değil. Kim bu? Saygıdeğer konsül. Heh. Şimdi sizi efendim alıyorum bu tarafa doğru. Bir de şu arkadaşlar artık benim ordularıma destek verseler. Şuna yapıyorduk gerçi ya. Hep karıştırıyorum. Barbarlara yenildik mi dedi. Yenildik mi yendik mi dedi. Ha şurayı yağmalamışlar. Tamam. İnsan gücü kayıplarımız var. Önce bu vatandaşın insan askerlerini yenmemiz gerekiyor. Bu kesin. Şuraya gelmiş 3900 kadar asker. Abi ha ama moralsiz ordu işte bak görüyor musun? Daha moralini toplayamadan hücuma kalkıyor. Çok büyük hata. Kartaca ordusundan. Burada birkaç saldırı daha deneyeceğim. Belki iyi sonuçlar elde edebiliriz.
Kartaca ordusuna karşı. Bu ordu da yenilmek üzere. Ordularına eğer cebri yürüyüş yaptırmazsan bir sonra yani yanındaki şehirden bile çok uzun sürüyor gelmen. Ve bunu yapmıyor yapay zeka. Burada maalesef yetişemediler. Sur mu var yine burada? Sur. Askerlerimiz geçemiyor çünkü oradan anlıyoruz. Şimdi oraya çekilen bir asker mi var? Gelen asker var. Anladım. Ya da sen kal bakayım burada ya. Saldırsınlar. Göremiyorum ki bu arada. Kaç kayıp yaşıyor? Hani şuradan şu askerin... Heh, göremedik ondan dolayı. Öbür taraf. Güzel. Kayıplar artmaya başladı. Bunların ne kadar insan gücü var? 23.000. Dayanamazlar. Orduları kalitesiz. Bizim ordularıma karşı yani Roma ordularına karşı direnebilmeleri öyle kolay değil. Size söyleyeyim şimdiden. Roma orduları bu zamana kadar hangi gücü devirmedi? Bak Yunanları yenip yenip duruyorum. Yenmekten yoruldum. Adamlar sonunda pes etti. Oh be. Para falan hiçbir şey de alamıyorum. Bu anlaşma çok önemliydi bizim için. Artık sınırlarımız biraz daha rahat olacak. Şimdi ben istiyorum ki siz bu tarafa gelin artık. Bu savaşta şu toprakları toplarsam çok memnun olurum. Şu 10K'yı yakalayabilir miyiz? Acil, çabuk çabuk çabuk, geç kaldık. Geç şehre hemen. Hemen cebri yürüyüş. Yap bakayım burada. Büyük bir hasar ver ona. Bir 10K daha geliyor. İçlerinde yok olan ordu olabilir. Tam şey yapamadım. Tecrübe edinemedim. Orduların yok olmasıyla alakalı. Birimlerin kalitesini az çok öğrendim de o kısmı çözemedim. Yakında çözerim ama. Şurada yok olur, burada yok olur diye deriz. Şimdi sen şurayı kuşatmayı dene bakalım. Kaçıncı seviye bu sur? 2. Bu da 2. Adamlar zengin abi. Sura yatırıyor parayı. Şunları yakala bakayım. Çabuk 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 çabuk. Cebri yürüyüş aktif zaten. Moral kaybımız da fazla değil ya. Şunu yok et. Çok güzel. Bayağı bir hasar vermen lazım burada. Güzel. Kaç? 1500 kayıp. İstediğim gibi değil ya. Şu orduları bir yok edebilsek. O kadar güzel olacak ki. Tamamdır. Şehri kurtar. Gerçi bu şehir sura bağlı değil mi abi? Kurtarılması lazım otomatik olarak. Aynen. Benim orada bir müdahale etmeme gerek yok. 25 savaş skorumuz var. Orduların kalitesi çok önemli bu oyunda. İşte kaliteli ordularınız varsa bakın sayının pek fazla bir önemi kalmıyor. Ezip geçebiliyorsunuz düşman ordularını. Tabii doğru strateji de gerekiyor bunun için. Saldırırsanız sürekli insan gücü de dayanmaz. Ekonomi zaten dayanmıyor. Sürekli eventler geliyor vesaire. Seri parça montajı. Filomuz son derece tecrübeli ve çok sayıda gemi barındıran Kartaca donanması karşısında aldığı ezici yenilgi sonrası çok sayıda kayıpla limana döndü. Ancak bu durum göründüğü kadar yıkıcı sonuçlar doğurmadı. Hayatta kalan Roma gemilerinin arasında bir adet Kartaca bilmem kimi bulunuyormuş. Sonuç olarak sen ne demeye çalıştın? Kartacalılar mühendislik harikası gemilerini görkemli... Donanmamıza mı katalım? Ne demeye çalıştı bu? Büyük Grekya eyaletlerinde huzursuzluk alacak. 10 yıl boyunca hem de. Bunun karşılığında gemi üretimimiz güçlenecek, artacak. Fakat bunu da yapabilirmişiz. 20 yıl boyunca sadakatleri artacak. Hayır, eski gelenekleri korumalıyız. Biz Romalıyız diyelim kardeşim. Kartaca falan tanımayız. Zaten şu anda da tanımadığımızı kendilerine gösteriyoruz. Buyurun ordularını birer birer yok ediyoruz. Diyemiyorum, yeniyoruz. Yok etmek. Ah keşke yok edebilsek. Yok etsek süper olurdu da. Şuraya koş ya. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Cebri dur. Bas buraya. 17.000 hızlandır da. Bunu bekleyemeyeceğim. Bir an önce yenmek istiyorum o orduyu. 33.000 oldu. Sayılar artıyor. Aman ha. 40.000. Yok mu arttıran? 18.000 daha geliyor. Yenilebiliriz orada. 20.000 oldu. Oh, abi bu ne ya? 60.000 ordu. Yuh ya. 60.000 orduyu yendik. 10.000 kişi. İşte moralin önemi. 31 savaş skorumuz var işte. Kuşatmaları başarırsam buraları hemen toplayacağım ondan. Bunun için de asker lazım.
Üçlü at gelsin. Üçlü at tekniğini ordularımızda uygulamaya başlayalım hemen. Zaten biraz da ordu dizaynım ona uygun. Şaşırtma, burada yapmamışız gerçi. Sen şu arkadaşı buraya gönder. Arkada asker bırakmayın. Yok edin düşman ordularını. Şimdi o arkadaşlar bir dakika buraya geliyor değil mi? Çabuk. Hızlı gidiyoruz zaten. Çok güzel, aferin. Kuşatma da tamamlandı. 6800 asker yok oldu. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buraya. Aman yetişebilir mi acaba? Bir ay yeter mi? Yetmez ha. Ona yetişemeyecek. Tüh, kaçtı zaten, şuraya bak. İşte böyle kaçarsınız Romalılardan. Savaş açmasını bilirsiniz ama savaşamazsınız. Böyle kaçarsınız. Hadi getirin ordularınızı. Roma'nın karşısına çıkartın. Şehirlerimizi, gariban şehirlerimizi, askerlerimizin bulunmadığı bölgeleri işgal etmesini bilirsiniz. Ama ordularımızın karşısına çıkacak enerjiniz de gücünüz de yok. Bu da size uyarım olsun. Ya yine mi barbar geldi, yeter kardeşim. Zaten sinirler şu an bende çok yüksek seviyede. Samimi söylüyorum, oyun hıncımı Kartacalılardan çıkartırım. Buraya gelen giden var mı? Ta şuraya çekiliyorlar değil mi gene? Dur abi, ben oraya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum onlardan önce bu sefer. Hadi bakalım. Yalnız bu böyleyse sürekli, bu büyük bir sıkıntı. Bunu düzeltmeleri lazım. Böyle çok ordu yok ederiz. Çok ordu yok edilir böyle. Nasıl yok edilir? Getirirsin orduyu, buraya koyarsın. Ama şöyle yap. Önce bir orduyu getir. Nereye çekiliyorlar bir görelim. Evet. Şimdi öyle bir taktik var mı bilmiyorum. Hiç de düşünmedim ama. Orduyu şuraya koyuyorum. Bakalım yine oraya mı çekilecek. Saldıran saldırana. Artık yok eder değil mi? Yok etmiş zaten bir kısmında. Bir kısmı bu tarafa gitti. Peki peşine düşüyorum. Bunlar çekiliyor abi. Buyur. Bak. İşte bu. Abi buyur. Kim bu? 2000 askerleri yok oldu. 12.000 askeri yok oldu Kartaca'nın. Abi bu ne? Acayip. Bu efsane yalnız. Bunun düzeltilmesi lazım. Çok acımasızca bir şey bu. Koloni yapabilirsin diyor ama yapamıyoruz. Nasıl iş bu? Beyaz barış yaklaşıyor mu? Ne beyaz barış abi? Kim dedi sana beyaz barış diye? Ben toprak alacağım. Hayırdır? Donanmam yeterli seviyelerde değil. Kartaca'ya göre. O yüzden Kartaca'nın ana şehirlerine inmek biraz riskli olur bizim için. Gerçi askerlerinin tamamını yok ettim neredeyse. Denenebilir de. Bak yine buraya çekilecek. Sonra gelecek gene buraya. Yapacak bir şey yok abi. Buyur. 10.000 asker daha yok oldu. O zaman bir deneyelim mi çıkarmayı? O donanma masraflarını açalım. Bir risk alacağım. Başarılı olursam geri dönüşüm muhteşem olacak bana. Şu donanmanın ama hepsine de görev vermek lazım. Kalabalık donanma hangisi abi? Şu mu? Şunu götürelim sadece. Karaya çıkarma görev verelim. Bir tane şehir kuşatsam o bile yetecek bana. Orduyu nereye getireceksin? Kartaca'nın başkentine. Hadi bakalım. Ama donanması işte can sıkacak gibi. Dur bakalım. Siz oraya kuşatıyorsunuz değil mi? Benle bağlanmayın. Kalın orada. Abi kalın orada. Kuşatmayı yapın. Tamam. Heh, tanrılardan hediye sonunda. Abi şu orduları bir yok etseydik ya. Ha, barbarlar da gitmiş. Gel bakayım buraya. Yürü bakayım. Kim dışlandı gene ya? Bunlar dışlanmaktan bıkmadı ya. 11 tane gemi dedin. Şunu seç. 2'ye böl. Beceriksizin birini donanmaya atayalım. Git. Bir daha da isyan etme. Tindaris'i videoya bakayım kaydediyor değil mi ya? Evet. Tindaris şehrinde bir kaza. Sikulya eyaletindeki Tindaris şehrindeki büyük kapsamlı çalışmalarda büyük bir kaza gerçekleştiğini duyduk. Ana ihracatı ana metal olan şehrin üretimden sorumlu kuş beyinli görevlileri
yüksek talebi karşılamaya çalışırken yapının desteklerinin çürümesine göz yummuş. Peki, şu an sana bilendim geliyor abi. Büyük bir çöküntü o sırada çalışan köylerine... Aha. Devamlarında kölelerin sahipleri ise üretimi tekrar başlatabilmek için bir tür tazminat alma amacıyla bölgesel otoritelere başvuruyor. Köleler de doğal olarak arkadaşlarının ve ailelerinin ölümünden pek mutlu değiller. Bu şartlarda işe dönmeye çekiniyorlar. Büyük çaplı tamirler gerçekleştirilmeden üretimin eski seviyeye çıkarılması imkansız ve köleler de iyi niyetli davranmazsak sorun çıkaracak gibi. Peki ne diyorlar? Telafi amacıyla tazminat verelim. Bir tane kölem ölüyormuş. Bunun karşılığında popülerliğimiz artacak ama para vereceğiz. Gelirler kötü durumda. Sadece tamir masraflarını karşılasak kölelerin mutluluğu azalacak. Parayı vereceğiz. Devlet olarak bizim onları korumamız gerekirdi. Ülkemizdeki alçaklar bir yönetimi bile başaramamışlar. Lan sen nereye bıraktın o orduyu? Buraya bırakacaktın ya. Ya donanma kafayı mı kırdın? Ne yaptın? Şu ordu geliyor mu? Kartaca beni iyi oyalıyorsun ha. Harbiden iyi oyalıyorsun yalnız. Şu orduya saldıralım diyordum. Morali hazır düşükken. Dur bakalım şunu. Şimdi o tarafta artık askeri kalmamış olması lazım abi. Mümkünse kalmasın artık. Kaç tane ordu yok ettik. Ya da kalabilir de. Orayı alırsam elinden mükemmel olacak. Şuradaki sur vardı abi de. Çatılması gerek. Kaç yıl oldu savaş başlayalı? 3 yıl. Hah, donanma şimdi çek git. Takıl bir yerlerde. Görevini iptal ettim. Yakalanma sakın birine. Hah, benim vassal hallediyor. Çok güzel. Saldırıları yap kardeşim. Bu 25.000'e ben toparlanıp saldıracağım. Şu ordum neredeydi? Bu arkadaşı bir yok et sana zahmet. Tamam. Sen hala Kartaca'ya ilerleyemedin. Gidiyor değil mi? Eminiz. Hükümdar değişti bu arada. Kendisinin aylık siyasi nüfus tamam. Partiden dolayı dedi. Mars askeri demiş. Askerlerimizden birini savaş tanrısı tarafından kutsandığı söyleniyor. Bazı askerlerin savaşta gösterdiği kahramanlıklara rağmen neden hala terfi edin? Peki sarayımıza davet edersek karakter olacak. Askerlerimize rehberlik edebilecek bir adam dersek de ordu moralini artıracak. Alalım. Belki daha büyük bir etki verebilirdi ülke başına getirsek. Ya bunu ne yapıyor? Kuşatma mı denedi orada? Şeyler yaptı ama tam anlayamadım. Kale seviyesi 1. Koskoca Kartaca başkentinde kale seviyesinin 1 olduğunu gördünüz. Şu orduları bana bir daha getirsin. Vassal. Oh be, kuşatma tamamlandı. Şuraya bir saldırı yapacağım. Bu moralle onu ezer geçerim diye düşünüyorum. Şuraya saldır sonra. Yönetimden bir kişi daha eksildi. Sen... Bu kardeşimizi ata. Sonra yine bir güç dengesi sorunu var. Hemen amiral alıyoruz. Saygıdeğer amiral. Şuradan sizlere... Adamları artık general yapamayacağız ya. Yeterince general oldu diye artık. Aileye komple generallik verdik. Morali yarı yarıya. Yani ordumuz galip gelecektir. Destekler de gelsin. Sıkıntı yok. Şimdi bu üzerime çullanıyor. Güzel. Oradan da buraya bir yere geçeyim. O saldırıyı karşılasın. Aferin. Kartaca da kuşatılıyor. Güzel. Şu arkadaşın oradaki görevi bitti mi abi? Lütfen bitsin artık. Yine mi asker getiriyor bunlar? Oğlum paralı asker alacağım artık ya. Şunu ver bana. Param mı yok? Yuh. Para kalmamış. Abi kuşatma yapacak ordum yok. Yani ateş ondan istediklerimi alamıyorum şu an. Tek derdim o. Kuşatma yapacak ordum olsa ekstra. Ha, orduyu mu yeneceksin? Kuşatmayı mı yapacaksın? Ekonomi batık. Hepsine birden yetiştirmeye çalışıyoruz. Kartaca'ya bilerek geldim. O güzel bir kuşatma olacak. Bunları alacağım. 52 savaş skoru. Bunların hepsi. Ben başkentinin olduğu bölgeyi komple alabilir miyim peki? Burayı alırsam var ya nefis olur.
Taarruz etme aman ha. Üf. Nüfusa bak, nüfusa. Tek başına bu nüfus bak 100 kişi var dedi değil mi? 100 kişi var abi. Roma'dan büyük. Düşün artık. Olayı düşün artık. Roma'dan büyük. Kartaca şehri. Müthiş bir getirisi olur bana. Ve Kartaca'nın da ekonomisini olsun, o askeri gücünü her yönden kırarız. Şimdi artık bu arkadaş şurayı kuşatmayı deneyebilir mi? Kartaca düşene kadar belki, ya da şu arkadaşı bir takip edelim nereye gidiyor. Ona göre saldırı yaparız. Buraya mı çekiliyor acaba? İstikrar kaybı, prestij kaybı. Ya bir yandan da şu an ülkede ama sorun yok. Güzel, yönetim anlayışımızı beğeniyorlar da. Bir adak yapalım. Şu istikrarımız biraz hızlı artsın. Ne oldu, bunlar geri çekiliyordu. Şey kalıyordu orada. Kaçmışlar. Şimdi seni götüreceğim ama bu adam buradan inat etti, asker getiriyor. Gel bakayım sen buraya ya. Orada 2-3 asker bir şey yapamayacak zaten. Burası daha önemli. Sicilya'yı alacağız dedik, söz verdik. Roma'dan bayrağı Sicilya'da dalgalanacak kardeşim. Bu sözü verdik biz vatandaşımıza. Kartaca da düştü be. Öf be, Kartaca kuşatılıyor. İnanılmaz, bu müzik devreye girdiğine göre bir şeyler başardık biz. Bu eventi okuyalım. Herkül bilmem neden bilmem neye giderken buradan geçmiş diyenler nedeniyle Vetulonya ziyaretçi akınına uğradı. Gerçekten bu şehirden geçip geçmediğini kanıtlamak zor olsa da söylentinin şehir için yararlı olduğu su götürmez bir gerçek. Ünlü kahramanı onurlandırarak hem bu söylentiyi daha da yayılabilir. Peki burada oğlum, bu event neymiş böyle ya? İstikrar, vergi, orada hareket hızı. Oh. Abi istikrar da yalnız çok iyi gidiyor ya. Harbiden sürekli eksideyiz. Ben Kartaca'yı düşürdüm. Ekstra böyle bir yok mu kardeşim, sen ne yaptın böyle falan diye yıkıcı bir şeyler. Anlaşma skoruna da razı değillermiş. Ya Kartaca'yı alırsam zaten bitiyor resmen. Kartacalılar. Tek savaşta işleri biter diye düşünüyorum. Peki burada başka eyalet alalım mı? Bak şuraları falan kuşatsam. İyi olur mu şuralar? Ha, Kartacalılar. Sizi yok edeceğim demiştim. Daha erken oldu. Ben istiyordum ki ileride olsun ama siz Roma'nın zor durumda olduğunu düşündünüz. Savaş açtınız ve yenebileceğinize inandınız. Hayır, yenemezsiniz. İşte Roma'nın kudreti sizi böyle yıkıp geçti. Bak bu eyaleti de alabiliyorsun ama 104 savaş skoru. Çok fazla. Orayı da alsaydım güzel olabilirdi. Ama zaten savaş skoru pek izin vermeyecek gibi buna. Ya diyorum şuradan bir yerden toprak alma. Bunu alma mesela. Geçerli bir anlaşma değil mi? Bu ne ya? O ne demek? Ha, ben bunun bağlantısını mı kes demişim? Vassalı iptal et mi dedim? Ne yaptım? Bana mı versin dedim? Ülke serbest bırak mı? Hayır, 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 hayır. Öyle değil. Öyle değil. Yanlış anlaşılma var. O yüzden savaş skoru yüksek mi çıkmış? Öyle değil abi bu. Ama şurayı da almak istiyordum. O zaman yine yetmeyecek değil mi? Savaş skoru açısından. Anladığım kadarıyla. Kartaca düşmeden saldırıya geçmemiz lazım. Şey, ateşkesi yapmamız lazım daha doğrusu. Şimdi bu arkadaş gelsin. Şu kuşatma bir bitse. Heh. Ama burayı da eklediğimde %121 yapıyor. Şurayı almayacağız. Eyalet olarak almayacağız. Komple eyaleti aldık da. Şurayı ver dedim ben bir kere. Sicilya'yı rolümüzden dolayı istiyorum. O zaman başka da bir şey alamayacağız. Mantıken. Tamam. Yapacak bir şey yok. Anlaşmayı ikna edersek bu şekilde olayı çözeceğiz. Ben buraya da saldırayım bence. Hazır fırsat bu fırsat deyip. Ya da şunlara saldıralım. Önce bunları yok edelim, sonra buraya gelmesinler çünkü. Bak zaten kaçıyor. İşte siz bu kadarsınız. Saygıdeğer Kartacalılar.
Roma'ya arkasından vurmak için savaş açarsınız ama ordunuzu getirmeye korkarsınız. Çekilecek başka bir yeri kalmadı. Kalmamış olması lazım. Gerçi kuşattığı yerler var değil mi? Kaldırırız onları. Aha yenildik burada. Oo. Burada iş kötü gitti. Generalimiz de iyiydi aslında. Niye bu kadar zorlandık ki biz burada? Gıda da var. Morali toparladık ama destek geliyor. Disiplinde üstünüz. Oho yenildik burada ya. Bayağı yenildik yani. Kötü oldu. Şimdi bu orduyu buradan çekmem lazım acil olarak. Önce bir toparlanması gerekiyor ondan sonra. Şu kalabalık donanma nerede? Karaya asker çıkarma diyorum. Ve bu arkadaşı alacaksın ama önce bir o arkadaşı çözmemiz lazım. Sizi bu tarafa alıyorum. Geri çekil artık. Kartacalılar. Orayı kurtarsın. Alamayacağımız kesin zaten. Ama bu orduyu buradan kurtarabilmem gerekiyor. Acil. Acil. Gelirse yanarız. Tüm orduyla. Zafer bizimdir. Ateşkese razı olan... Abi bu ne böyle? Bütün dünya karşımızda. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Buraya değil mi? Ha şurası da varmış daha. Ha. Tamam neyse oraya gitmeseydim keşke. Keşke önce buraya gitseydim. Abi bu ordu niye oraya gitti? Ne yaptı bu? Aha. Çok saçma. Olabildiğince saçma bir şey oldu şimdi. Lan oğlum sen buradaydın zaten. Donanma seni alıp götürecekti oradan. Ha. Tuhaf ya. Anlayamıyorum. Neyse bakalım. Kartaca şehri düşene kadar şey yaparız. Ateşkesi zorlarız artık. Şu savaşı bitirelim şuradaki de. Yani bu orduyu da imha edelim. Madem o bizimkini imha etti. Biz de onunkini imha ederiz. Kaçmasın bir yere. Aferin. Çok güzel. 73 savaş skoru. Bölümü yavaş yavaş bitireceğiz aslında. O yüzden anlaşmayı artık imzalayacağım galiba. 82. Abi bu %102 mi oldu şimdi? Teklifin artma sebebi savaşın uzaması mı? Kötü oldu ya. Burayı komple alacaktık biz. Hayda. Teklifi de kabul etmiyor şimdi. Abi Kartaca'yı almam lazım. Buna kabul ediyorlar. Ya şu şehir tek başına bu kadar savaş skoru niye yapıyor abi? Tamam almıyorum orayı o zaman. Tek orayı almayacağım. Burayı da almayacağız. 45, 46, 47. Burası da fazla. Sur var. Tamam bu şekilde anlaşalım o zaman. Bölümü bitirelim. Artık hani alacağız dedik de halkımıza şimdi nasıl açıklasak bunu? Savaş skoru yetmedi. Daha fazla da vakit kaybetmeyelim. İnsan gücümüz azaldı. Ekonomimizi falan toparlayalım. Bir de Kartaca'nın ülkeye bağlılığını arttırmaya çalışacağız. 46'ya kadar çıkarmışız. Evet, Kartaca düştü. Kartaca halkına dokunulmayacak. Aynen öyle kardeşim. Bizim politikamız klasik olarak böyleydi zaten. Güzel. Oraya vali atayacağız bir de. Bak. Şuraya bak. Millet kaçıyor değil mi şimdi ülkeden? Oraya iyi bir vali atayalım. Bunamda korkusuz, gamsız, alaycı, devlet adamlığı bilin. Tamam, sen gel. Mutsuzluk çok fazla burada. Orası için mutsuzluğunu düşürecek şeyler yaparız. Otonomi verelim bölgeye. Asimilasyonu bırak şimdi. Önce bir otonomi alsın. Aynen, mutluluk kalsın. Bundan sonra hamlelerimizi tekrar değerlendiririz diyorum. Bir bölümü daha o zaman burada bitirdim. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Güzel bir savaş oldu. Şunları artık sonra toplarız. Hoşçakalın.